Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Türkiye'miz çok güzel be, vallahi çok güzel ya. Bir de bu ülkeyi bırakıp gidiyor, hem de ülkenin en zeki çocukları bırakıp gidiyorlar. Ya çocuklar burada eğlenirsiniz, para yok, iş de yok, pahalılık var, olmayan paranın faizi düşük. Tamam hepsi bunlar var doğru ama... Abi bir defa dünyanın en eğlenceli devlet başkanı bizde. Ana muhalefet partisi reisi bizde. Gazeteciler harika abi ya. Ya dünyada böyle bir ülke yok ya. İnanın vallahi billahi ben öngörü manyağı oldum. Hani neydi bir adama bir tanesi demişti ya. Ulan seni kurşun mermi manyağı yaparım diye bir mafya. Öldü galiba neyse. Abi ben de öngörü manyağı oldum ya. Ay sadece ben olmadım ha. Herkes öngörü manyağı oldu. Öngörde bulunamıyoruz abi. Nasıl öngörde bulunacaksın? Ülkenin yönetimi benim elimde değil ki. Bürokratlar dersen sözde 1 Ocak'tan itibaren hepsi adam olacak da diyorlar. Ama artık onlara da güvenim kalmadı. Rami Turan'ı nasıl kandırdı Talat Atilla? Beni de birileri yukarıda kandırıyor galiba. Abi sürekli oyalıyorlar beni daha. Ya tamam. 1 Ocak'ta IMF programı zımnen başlıyor falan filan. Abi neyi başlıyor ya? Abi bu Cumhurbaşkanı kimseye yetki vermez ya. Vallahi vermez. Kolay deri de Trump hariç kimseyle barışmaz. Bir de Putin'le barışır. Abi Putin'le Trump'ın bir bildikleri var abi. Ama ne biliyorlar onu da biz bilmiyoruz. İnşallah, umarız Avrupalılar Trump'la Putin'in bildiklerini bilmezler. Bir de onlar öğrenirse. Onlarla kavgaya devam. Hoş oluyor, güzel oluyor. Ya ne güzel memleket ya. Olmaz böyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri, değil mi? Genel başkanı. Abi İsmail Küçükkaya'nın karşısında sorulan soruya bildiğiniz göz göre göre hepimizin kulakları duyarak, gözleri görerek adam diyor ki bir arkadaşınız diyor Cumhurbaşkanı sarayına gittiği ve Cumhurbaşkanı işte falan filan 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 bunları görüştü. Tüden haberiniz var mı diyor. Bakın haberiniz var mı diyor. Abi doğrudur diyor ya. Abi doğrudur ne demek ya. Bugün de kalkmış ne diyor. Şener Şen diyordu ya. Nevra şeye, Perran Kutman'a karşısında bir film vardı. Çok tatlı bir filmdi. Kısaca bahsedeyim görmeyenler için. Perran Kutman, Şener Şen'in karısı. Şener Şen sözde iş adamı. Ama abi çapkın bir çapkın. Sürekli birileriyle, bir kadınlarla, bazı kadınlarla, daha çok da sekreteryasıyla alt etke ver külah yapıyor. Perran Kutman da yanında çocuğu, oğlu olduğu halde sürekli basıyor kocasını. Her seferinde de ona diyor ki tükür oğlum kocanın suratına diye. Ve Şener Şen soruyor. Ya bir sor bakalım ben neden yaptım? Tükür oğlum kocanın babanın suratına bir sor bakalım ben neden yaptım ve baskın. Abi defalarca tekrarlanıyor hiçbir şey değişmiyor. Koca gene çapkın, çocuk yine babanın suratına tükürüyor. Anne yine baskı yapıyor. Baba yine sürekli sor bakalım ben neden yaptım diye soruyor. Abi Türkiye'deki siyasetçiler ya. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bir sorun bakalım ben ne dedim. Neden öyle söyledim? Ya abi ne bileyim ben senin neden öyle söylediğini. Ama öyle söyledin. Neden öyle söylediğini bilemem ama böyle söyledin. Ve ben dahil bütün Türkiye bunun ha benim haberim var demek olduğunu kabul etti. İstediğin kadar sen bundan sonra da ben sorun bir bakalım ben neden öyle dedim de. Kemal Bey ya yapma ya. Evet ezeli ve ebedi rakibin Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçmenlerinin alnında mutlaka bir yazı var onları okuyor. Seçmenler aynaya bakınca görmüyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı o yazıyı okuyor belli ki. E bırakın o onlara öyle muamele çekiyor. Ama yapma ya bize ya yani. Kemal Bey. Yemeyiz. Bize de mi lolala. Allah Allah ya. Ya ne memleket haline geldik be. Abi ne memleket haline geldik ya. Sayın Cumhurbaşkanı
Kendisine her türlü hakaret eden Trump'la senede 89 defa görüşüyor. Kendisine bugüne kadar bir kere bile hakaret etmemiş olan Esad'la görüşmüyor abi. Trump'la 89 defa görüşene Esad'la bir kerecik görüşse çok şey değişecek. Abi görüşmüyor. Ya bilemiyoruz. Bilen var mı? Yok. Uluslararası kredi derecelendirme şirketleri bile Türkiye ile ilgili öngörülerinde yanılıyorlar. Onlar da benim gibi öngörü manyağı oldular. Yok abi, neyi öngörecek adamlar? Kiminle ne zaman barışacağız? Kiminle ne zaman kavga edeceğiz? Hiç bilmiyoruz. Erken seçime gider miyiz, gitmez mi? Onu da bilmiyoruz. Ana muhalefet partisi bir bakıyorsun, allanmış kullanmış, harika çıkışa geçmiş. Arkasına haşır diye bir haber. Ana muhalefet partisi her şeyi bırakıyor. Kendi içine kendi derdine düşüyor. Yarın 78 parçaya bölünürse şaşırmayın. Belki de her milletvekili bir parti bile kurabilir. Allah Allah. Ya böyle ana muhalefet partisi olur mu ya? Böyle ana muhalefet partisi olur mu ya? Ya memleket yangın yeri. Yangın ya bayağı, bildiğiniz yangın. Yanıyor memleket ya. Ekonomisi yanıyor. Sağlığı yanıyor. Hatta çok yol yaptık diyorlar, ulaşımı yanıyor. Ya İstanbul'da 4 kilometreyi 40 dakikada gidiyorsunuz ya. Ha, Ekrem İmamoğlu yüzünden gidiyorsunuz. Bak yağmur da yağmıyor zaten, Ekrem İmamoğlu uğursuz. Ya böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir millet, böyle bir millet dünyanın hiçbir ülkesinde yok ya. Abi biz ne geri kalmışız, ne ileri gitmişiz, ne yerimizde. Ya bizim yerimiz belli değil ya. Bugün çok güzel yazmış bir kardeşim. Geri kalmış değil. Nasıl diyor? Gelişmekte olan da değil, gelişmeye niyeti olmayan ülke. Abi aynen böyle. 17 senedir Türkiye gelişmeye niyeti olmayan ülke sınıfını atladı. Atladı abi. Çok büyük bir sınıf çünkü bu. Ya bu nasıl bir kara mizahtır ya? Ya ne oluyor, nereye gidiyoruz canlarım benim ya? Güzellerim benim ya. Bir valimiz var bir tane de işte çıktı ortaya. Abi bıyıklarına bakın. Şırak diye Binali Yıldırım'ın dediği gibi anlarsınız abi AKP'li. Binali Yıldırım demişti ya. CHP'li sandık görevlileri yüzlerinden, tiplerinden anlıyor bizim AKP'lileri diye. Ya adam haklıydı, kızdınız ya. Abi bakın. Sokakta gezerken gelin benimle yürüyün. Size AKP'li AKP'li diye sayayım. Hatta MHP'li sayayım. Yanılırsam namert. Yanılmam abi. Gerçi benim bulunduğum yerlerde pek fazla yoklar ama. Abi hele gidelim bir Ümraniye'ye. Sultanbeyli'ye falan işte bu taraflara. Ben size göstereyim abi. AKP'li MHP'li, AKP'li MHP'li CHP'li. Büyük ihtimalle İYİ Partili. Hatta HDP'li. Ama abi onlar da yanılabilirim. MHP'de bile biraz yanılabilirim ama AKP'de yanılmam abi. Mümkündür yanılmam abi. Hele bana bürokratları gösterin. Zaten ben onların tipinden de anlarım bürokrat olduklarını. Abi valilere bir bakar mısınız ya? Valilere bir bakar mısınız? Hepsi aynı abi. Hepsi aynı. Kızlardan çıkmış gibi birbirlerinin kopyası. Abi Osmanlı valileri bile bu kadar katlar değildi ya. Ya genç bir adam. Gazeteciymiş. Vali beyefendi konuşurken bacak bacak üstüne atmış. Halbuki böyle kendini yaysa testis kebap yapsaydı daha güzel olurdu. Canım gazeteci kardeşim benim. Ya niye testis kebap yapmıyorsun da bacak bacak üstüne atıyorsun yavrum benim? Allah Allah, babanın evinde misin sen? Vali benim evindesin. Vali o. Seçilmişin seçtiği birisi. Seçilmişin seçtiği birisi. Ya ay. Seçilmişin atadığı birisi. Ha. Atıyor seçilmiş onu abi. Pıt diye atıyor böyle. Kumbaraya para atar gibi. Koskoca seçilmişin atadığı bir valinin karşısında sen nasıl atarsın bacak bacak üstüne? Halbuki bacak bacak altına atman lazım. Bacak bacak altına nasıl atılır? Abi yere diz çökeceksin. Namazdaymış gibi. İki ayağının baş parmakları dahil bütün ayak parmakların yere değecek. Böyle ayak parmaklarını altına almak yok. Yere değecekler. Basbayağı yere değecekler. Böyle duracaksın dizlerin üstünde. Tamam mı canım benim? İki elini de koyacaksın bacaklarının baldırlarının üstüne. Göğsün dik böyle. Dimdik duracaksın. Vali Bey konuşurken dinleyeceksin kardeş. Sen ne biçim gazetecisin ya?
E gazeteci dedi söz dinler, laf dinler. Valinin karşısında saygılı olur be. E bir de cigara yakseydin bari. Testis kebapçısı seni. Ya akşam geçireyim. Kaç gündür gerildim. İçimde dışımda abi Rami Turan çıktı. Muharrem İnce çıktı. CHP çıktı. Sen gittin ben gittim. Sen gelmedin ben gelmedim. Yarın bir gün bir de derler mi Sayın Cumhurbaşkanı'na da efendim siz 4 gün sonra açıklama yaptınız Rahmi Turan'ın yazısından. Neden diye. Ama yok sormazlar ya. Mesela o zaman sorsa. Cumhurbaşkanı ne der? Mesela Cumhurbaşkanı da Kemal Bey der gibi de diyebilir mi mesela? Bir sorun bakalım neden 4 gün sonra açıkladın? Sayın hanımefendi bugün bir konuşma yaptılar sarayda, külliyede. Olabilir. Hanımefendinin konuşmasını yazıyordum diyebilir ama yok be. Prompter'sızdı sanki. Gerçi böyle sağa sola bakıyordu ara sıra ama prompter'dan mı okuyordu bilmiyorum. Ama çok muhteşem konuşuyordu. Türkçe, müthiş Türkçesi var Emine Hanım'ın. Kelime hazinesi çok zengin. Mesela ben Osmanlıcayı severim, beğenirim. Yalan yok abi, ne yalan söyleyeyim ya. Osmanlılarla pek aram iyidir ama Osmanlıcayı severim. Mutmain kelimesini ilk defa hanımefendiden duymuştum. Mutmain oldum. Ondan sonra dedim ama galiba yanlış yerlerde kullanıyormuşum. Az daha dayak yiyecektim geçenlerde. Ya ne güzel memleket ya. Ha bir haber daha. Cübbeli var ya Cübbeli. Hani geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde bir kız, hanımefendi kızımız sakallı yaşlı bir poturlu bir amcanın yanına oturduğunda amca demişti ki kaç kalk bu da makin. Günaha sokuyorsun beni. Gözlerim kayıyor demişti. Kızcağız geçmiş karşısına oturunca da oradan da kalk demişti amca. Cübbeli amcaya bir geçirdi. Sen dedi, kayıyorsun dedi ona bana. Nasıl kayıyorsun dedi ya. Öbür tarafta da sana dedi zebaniler kayacak dedi. Abi zebanilerin kulağın para olduğunu ilk defa Cübbeli'den duydum. E vallahi bilmiyordum. Ben zebanilerin kulağın para olduğunu vallahi bilmiyordum. Billahi bilmiyordum. Abi Cübbeli diyorsa doğrudur abi. Abi cehennemde yakmayan kefen yapan adam herhalde zebanilerin kulağın para olduğunu da bilir abi. Koskoca Cübbeli bu ya. Şimdi merak ediyorum. Bakalım Diyanet İşleri Başkanı bu konuda nasıl bir fetva verecek? Mesela Cübbeli'ye diyecek mi? Hiçbir zebani de olsa hiçbirisi orada öbür alemde kulağın paralık yapmaz falan. Ne bilmiyorum abi. Bekleyeceğiz abi. Bekleyelim abi be. Yarın sabah saat 8'de buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Canlarım benim. Güzellerim benim. Enseyi karartmayın ya. Vallahi enseyi karartmayın. Abi bunlarla gitmez Türkiye. Ne iktidarıyla ne muhalefetiyle gitmez. Gelecek abi. Güzel gençler gelecek. Güzel adamlar gelecek. Merak etmeyin. Ve Türkiye'yi alacaklar, uçuracaklar. Vallahi uçuracağız billahi ama güzel yerlere uçuracağız. Ya bunlarla gitmez ya. Bunlar, ha pardon aklıma geldi. Kapatmadan bir şey daha şimdi geldi. Trump'ın başına gelenleri takip ediyor musunuz? Trump'ın. Zavallı Trump neler çekiyor abi. Amerikan kamuoyunun karşısında sorgulanıyor. Evet evet sorgulanıyor. Kamuoyu açık. Herkes soruları da verdiği cevapları da biliyor. Ya biz de suçüstü yakalandılar. Suçüstü yakalandılar abi suçüstü. Ya bırak kamuoyun önünde yargılanmayı, kamuoyun önünde sorgulamaya çekilmeyi. Abi mahkemeye bile çıkarılmadılar. Berat. Ya çok gülüyorum. Bugün kusura bakmayın çok neşeliyim. Çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. E insanları ciddiye almayın olsun. Ciddiye alınması gerekenler var ya işte onlar kurtaracak. Evet. Çoğunluk azınlığı eziyor Türkiye demokrasisinde. Ama bu azınlık, Türkiye'deki azınlık, bu aydın azınlık, bu Atatürkçü azınlık köylemiş çoğunluğu alacak ve her şeye rağmen içinde bulunduğu bu bataklıktan çıkaracak. Lütfen bu lafımı unutmayın. Lütfen güvenin. Güvenin. Çok güvenin hem de ve rahat edin. Moralinizi bozmayın. Sakın kuruntu, evham, şüphe falan bunları atın kafanızdan. Her şey çok güzel olacak. Canlarım benim, güzellerim benim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.